Sayın Oğan. Süreniz 19 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ile Türk Akreditasyon Kurumu'nun 2015 yılı merkezi yönetim bütçesi kanun tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve bizi izleyen Türk milletinin değerli üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi 17 Aralık deyince hepinizin aklına ayakkabı kutuları gelecektir muhtemelen. Ancak 17 Aralık'ın Avrupa Birliği tarihimiz açısından farklı bir anlamı var. Hatırlar mısınız Sayın Bakan? 17 Aralık 2004 tarihinde gündüz vakti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek havai fişekler patlatmıştı. Siz o zaman bakanlıkta mıydınız bilmiyorum ama o tarihte Avrupa Birliği'ne girmiştik. Aradan tam 10 sene geçti. Avrupa Birliği'nde, ki bunun 12 senesi de sizin iktidarınız döneminde, o havai fişeklerden geriye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde patlamış bir AB bakanlığı kalmıştır. Onun dışında herhangi bir şey Avrupa Birliği Bakanlığı olarak ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın da sizin döneminizde kurulduğunu da dikkate aldığımızda elimizde kalan o anlamda Avrupa Birliği ile ilgili bir gelişme, bir ilerleme yok maalesef ki. O yıllarda Avrupa Birliği, daha doğrusu sizden iki önceki bakanınıza ben değişik vesilelerle işsiz bakan diyordum. Çünkü Avrupa Birliği'nden başka her işte meşguldü kendileri. Sonra 17 Aralık patlayınca gördük ki Sayın Egemen Bağış aslında işsiz değilmiş. Onun Reza gibi önemli bir işi varmış. Ve Reza'nın da sözlerine baktığımızda biz Egemen Bağış'a gömlek gönderdik diye ifade ediyor. Anlaşılan o ki Egemen Bağış da Milli Görüş gömleğini çıkarıp Reza'nın gömleğini giyenlerin sırasına o da geçmiş. Avrupa Birliği'nin birçok konuda eleştirilecek yanı var. Eksik çalışmıştır diyebiliriz. O anlamda herhangi bir iş yapmamış diyebiliriz ama Avrupa Birliği'nin bakanlığının Avrupa Birliği'nin karşısına yolsuzlukla çıkacağını doğrusu ben tahmin etmezdim. Şimdi Avrupa Birliği'nin Sayıştay'ı olarak ifade edilen Olaf'ın açmış olduğu, bakanlığınız aleyhinde açmış olduğu iki tane soruşturma davası var. Yani yolsuzlukta harbiden bizi Avrupa Birliği'ne soktunuz ve 4,5 milyon avroyu Avrupa Birliği bakanlığınızdan geri istiyor. Umarım bunun da savunmasını iyi yapıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bu tür hırsızlıklara darbe deyip geçiştirebilirsiniz ama Avrupa Birliği'ne bunu darbe deyip geçiştirme imkanınız yok. Geldik gördük ki Avrupa Birliği Bakanlığı'nın işi bakara makaraymış. Halbuki Avrupa Birliği Bakanlığı'nın işi bakara makara değil, Sayın Bakan. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın işi Brüksel, Ankara olmalıdır. Türk milletinin değerli temsilcileri, siyasetteki temel değerlerden birisi erdem, ahlak ise diğerisi de sağlam bir omurgadır. Bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart 1990 tarihinde, ki o zaman daha Milli Görüş gömleği çıkmamışken, söylemiş olduğu Sakarya'da Avrupa Birliği için çok veciz ifadeler var. Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, Avrupa topluluğu, ona zaten giremeyeceğiz. Ya nasıl söylüyorsun? Giriyorlar işte. Yok, merak etmeyin, almayacaklar. Ben keramet ehli filan değilim. Ama haber veriyorum size, almayacaklar. Ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa topluluğu Hristiyan Katolik Devletler Birliği'dir. Bu kazanın içerisine biz girmeyeceğiz demiş. Vallahi harbi keramet ehliymiş yani. Sonra Abdullah Gül hem Dışişleri Bakanlığı yapmış, hem Başbakanlık, hem Cumhurbaşkanlığı. O da Gümrük Birliği ile ilgili olarak Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne bağlayanlar aslında bizi arka bahçedeki köpek kulübesine bağlamışlar diye ifade etmiştir. Şimdi Sayın Bakan, Cumhurbaşkanları böyle diyor. Siz hala Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyor musunuz? Doğrusu merak ediyorum. Sayın Erdoğan devam ediyor. Daha bitmedi diyor. Niye almayacaklar bizi? Çünkü onların dinini kabul etmediğimiz müddetçe onlar zaten sizi kendilerinden kabul etmeyecekler. Şimdi ne yapalım?
veya şimdi yapılan nedir? Oyalama taktiği. Oyalayalım da Kıbrıs'ı ellerinden alalım. Oyalayalım da Ermeni soykırımını kabul etsinler. Dert bu demiş. Şimdi meşhur malum Kaçaksaray'da Papa'yı kutsiyat penahları olarak karşılayanlar, metiye düzenler kimdi? 12 yıldır Kıbrıs'ı peşkeş çekmeye çalışanlar kimdi? Veyahut da geçtiğimiz Nisan 23 Nisan bayram sevincini bir tarafa bırakıp sözde özürler dileyen kimdi acaba? Abdullah Gül'ün bir başka sözü bu kürsüden 8 Mart 95. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önde gelen bütün politikacıları söylemektedir. Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir demiştir. Peki Avrupa Birliği'nin siyasi reform paketleriyle Sümela Manastırı'nda Rum Ortodoks Patriği Bartolomeo'nun yönettiği ayinler, 1950-2010 tarihinde Akdamar Adası'ndaki Surparç Ermeni Kilisesi'nde yaklaşık 95 yıl aradan sonra ilk dini ayin, Alaçatı'da 28 Mayıs 2011 tarihinde Pazaryeri Camii'nde Fener Rum Patriği Bartolomeo'nun yönettiği ayin kimin iktidarı döneminde yapılmıştır? Diyarbakır'ın Surp ilçesinde bulunan Surp Grigoros Ermeni Ortodoks Kilisesi tayin restore edilmiş ve ayin yapılmıştır. Bakanlığınızın bültenlerinde diyor ki AB Bakanlığı AKP döneminde Orta Doğu'nun en büyük kilisesini, bakınız övündüğünüz AB Bakanlığı olarak övündüğünüz şeye bakın Allah aşkına. Bültenlerinizde diyor ki, tekrar ediyorum, AKP döneminde Orta Doğu'nun en büyük kilisesi bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır diye övünüyorsunuz. Vallahi bravo, helal olsun. Ben de buradan sizi tebrik ediyorum. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Avrupa Birliği'nde aslında son noktayı koymuş. Diyor ki, biz Avrupa Birliği'ni kastederek, biz diskoda tanışmış iki genç değiliz diyor. Tam Arınç'ça bir tanımlama. Tabii egemen bağışı şey geçeceğim ama ondan önce cikletçi, yani Avrupa Birliği ile ilgili bizim bu 51 senelik ilişkiler tarihimizde son 12 senesi herhalde komediyle doludur. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki bir ülkeyi ve bir ülke başkanını ciklet çiğneyerek protesto eden bir belediye başkanı sizin iktidarınız döneminde ve sizin büyükşehir belediye başkanınız Gökçek olmuştur. Ama daha ilginci, ben doğrusu merak ediyorum. Şimdi adamlar Avrupa Birliği bakanlarını ciddiye alır. Avrupa Birliği bakanlarının sözleri de ilgili ülkelerin dillerine tercüme edilir. Önceki Bakan Egemen Bağış'ın Sarkozy'ye kapak olsun sözünü Almanlar nasıl tercüme etmiştir? Doğrusu merak ediyorum. Fransızlar nasıl tercüme etmiştir? İngilizler nasıl tercüme etmiştir? Ben Google'a yazdım. Hani birebir tercümede bir takım şeyler çıkardım ama şimdi bunlarla da sizin vaktinizi almayayım. Çünkü kapağın büyüğünü aslında bu sözü söyleyenlere yapmışlar. Ne demişler? AKP iktidarı döneminde Türkiye demokraside hiç olmadığı kadar geri gitmiştir demişler. Avrupa Birliği'ne sizi almayız çünkü, hemen onu bulup söyleyeyim. Şimdi eğer kapak yapılacaksa AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile ilgili fasılların açılmamasının önündeki en önemli gerekçenin özgürlükler ve insan hakları olduğunu söylemiştir. Herhalde Avrupa Birliği bunu söylerken Egemen Bağış'ın Sarkozy'ye kapak olsun sözünü daha edeplice Türkiye'ye söylemişlerdir. Bizi Avrupa Birliği'ne bunun için almayacaklarını ifade etmişler. Siz partinizin ismine adalet kelimesini koyarak Türkiye'ye adalet getiremediniz. Ve Avrupa Birliği'ne de alınmama gerekçelerimizin başında da bu geliyor. Ayakkabı kutularıyla, Reza'nın gönderdiği çikolata kutularıyla bizi AB'ye almazlar.
Kadınla erkek eşit değil derseniz, yargıyla kavga ederseniz, gazeteciyi susturursanız bizi ağabey almazlar. %50'yi evde zor tutuyorum derseniz, o zaman %100'ünüz orada kalmaya devam edin derler. Eğer ki Avrupa Birliği'ne girme niyetiniz var ise, Twitter'dan korkarsanız, YouTube'u kapatırsanız, sokak ortasında bir çocuğun öldürülmesinin üstüne bir de nekrofiller diye tweet atarsanız sizi ağabeye almazlar. Bugün benim de yaşadığım şehir olan Iğdır dünyanın 16. en kirli şehri. Bu kirlilikle emin olunuz, bu yolsuzlukla sizi AB'ye almazlar maalesef ki. İtibarı kaçak sarayda görürseniz değerli arkadaşlar, Çavuşescu'nun en itibarlı devlet başkanı olması gerektiğini de biliyor olmanız lazımdı. Ve bugün o Çavuşescu'nun itibarlı sarayı bir müzeye dönüştürülmemiş olurdu. İnşallah iktidara geldiğimizde o 1100 küsür odalı Cumhurbaşkanlığı sarayının birkaç odası yolsuzluk müzesine çevrilecektir. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Bütün bunları yaparsanız değerli arkadaşlar, bırakınız sizi Avrupa Birliği'ne almayı, bugün olduğu gibi sizi kale bile almazlar. Sayın Bakan, hani siz daha taze bakansınız ama Avrupa Birliği'nde size şöyle bir soru sorsalar. Hani insanların kendi partilerinin iç işi kendi işidir ama bu demokrasi anlayışı bakımından önemlidir. O bir ölçüdür. Örneğin Bodrum'da bir ilçe kongresine gittiğinizde tek liste çıkmış arkadaşlar. Başka liste çıkmasın. Siyasi, bunu da tehdit olarak algılamayın. Siyasi kariyeriniz biter derseniz bari bunu hani ekonomi bakanı falan desin de AB bakanı gibi vitrin bakanlık olması gereken bir bakanlığın demokrasiye önce kendisinin inanması lazım. Burada Türk milletini değişik vesilelerle kandırıyorsunuz ama böyle yaparak her şey artık YouTube'u, Twitter'ı falan kapatmakla olmuyor. Her şey ortada. Kim nerede ne söylemişse herkesin bundan haberi var. Demokrasiyi gerçek manada özümsemek lazım. Bu millete yaşatmak lazım ki eğer ondan sonra Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız sizi Avrupa Birliği'ne alsınlar. Tabii bu arada şunu da ifade edeyim. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. Beni de çok heyecanlandırdınız. İşte bu transatlantik anlaşmasıyla ilgili olarak res çektiniz. Gerekirse gümrük birliğinden çıkarız dediniz. Ben de ha dedim, ilk defa bir dik duruş göreceğiz dedik. Ondan sonra yok. İnşallah devamını getirirsiniz. 3 milyar dolar sizin ifadenizdir. Türkiye bundan zarar görecek. 3 milyar dolar Türkiye'nin zarar görmesine herhalde vicdanı olan hiç kimse buna sessiz kalmaz. Avrupa Birliği'ne ayrıca mahkum falan da değiliz. Hani Cumhurbaşkanlarınız demiş ya orası Hristiyan kulübüdür falan. Onun ötesinde biz standartlarımızı yükseltelim. Ondan sonra biz karar verelim. Avrupa Birliği'ne mi gireceğiz? Türk Birliği'ni mi kuracağız? Yoksa sizin o çok peşinden koşup da bir türlü beceremediğiniz Büyük Orta Doğu projesi içerisinde mi yer alacağız? Ona bırakınız, ondan sonra Türk milleti karar versin. Türkiye'de son yapılan anketlerde Avrupa Birliği'ne olan ilginin arttığını görüyoruz. Yani bunu sizin bakanlığınıza bağlayacağım. Hani hakikaten de bilgili, tecrübeli bir bakansınız. Alanında yetişmiş bir isimsiniz. Sizle de Dışişleri Komisyonu'nda beraber çalıştık. Bunu size bağlayacağım ama daha yeni geldiniz siz. Bunu maalesef size bağlayamıyorum Sayın Bakan. Bu sizin o kadar kötü bir Orta Doğu politikanız var ki milleti öylesine illallah dedirttiniz ki o bataklık deyince arkadaşlarımız burada kızıyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına Türkiye'yi öyle bir sürüklediniz ki Türk milleti de şimdi can havliyle aman diyor. Ha, bu arada siz Avrupa Birliği'ne Türkiye'de ilgi artmış ama Avrupa'da da Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği'ne girsin hadisesinin son yılların en düşük düzeyine düştüğünü, Avrupa ülkelerinin genelinde %30'lar düzeyinde, Almanya'da 2 kat düştüğünü ve %23'e
düştüğünü gerilediğini de söyleyelim, söylemiş olalım buradan. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim Avrupa Birliği noktasındaki hedefimizin gerekirse bir onurlu üyelik olduğunun altını çizmem lazım. Ama bizim karşımızda biraz önce ifade ettiğim gibi Türk Birliği projesi olduğunu da ifade etmem lazım. Bunu gerekirse Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireriz gibi blöf yapan önceki başbakan gibi ifade etmiyoruz. Türk Birliği'ne inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Şimdi katılım müzakerelerinin üç temel faktörü hukukun üstünlüğü ve temel haklar, düzgün işleyen demokrasi ve ekonomidir diyoruz. Fakat öğreniyoruz ki 200 bin çocuk hala okula gidemiyor. 6.233 çocuk cezaevlerinden şartlı salıverilmiş. Polis teşkilatındaki 431 polis hakkında işkence ve kötü muameleden dolayı suçlama var. Hapishanelerde 119.145 kişi bulunuyor. Bunlardan 56.556'sı tutuklu ve yargılaması sürüyor. AİHM'de Türkiye ile ilgili çok sayıda şikayet konusu mevcut bulunmaktadır. Demokrasiyi bir adım öteye götüreceğiz diye gelip bugün Avrupa Birliği içerisinde demokrasi sıralamasında Türkiye'yi maalesef ki son sıralara getirmiş bulunmaktasınız. Meclisin her gün bir koca vahşetinden katledilen kadınların sayısının giderek arttığı bir Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne herhalde almayacaklardır. Çünkü kadınların can güvenliğini korumak devletin öncelikli görevidir. Ama bu devletin en tepesindeki isim kadın ile erkek eşit değildir diye söylediğinde herhalde ki olacağı bundan farklı bir şey değildir. Soru önergelerimize tenezzül edip cevap vermiyorsanız sizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Meclisin iki işlevini de ve yasama ve denetleme görevini de yapamıyorsa meclis, AKP'lilerin bile haberdar olmadığı muhalefetin görüşü alınmaksızın torba kanunlar çıkarılıyorsa sizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Güvenlik paketiyle kolluk kuvvet görevlerini de vali ve kaymakamlara yeniden devredip yolsuzluklarla ilgili soruşturma olanaklarını ortadan kaldırıyorsanız Avrupa Birliği'ne sizi almazlar. Basın ve akademisyenler sürekli baskılara, sansürlere zorlanıyorken sizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Her geçen gün otoriterleşen milletin %50'sini evde zor tutuyoruz diyen zihniyeti ve milleti bölen, ayrıştıran zihniyeti Avrupa Birliği'ne almazlar. Farklı inanç gruplarına üvey evlat muamelesi yapan bir iktidarın yönettiği Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almazlar. Avrupa Birliği'nde 2015 senesi geliyor Sayın Bakan. 2015 senesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı ile beraber sizin de bir takım şeyler yapmanız gerekiyor ama 2015 senesinde Türk milletine yöneltilen iftiralara karşı şu ana kadar ne yaptınız doğrusu merak ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı komisyonunda bir sunum yaptınız ve öyle anlıyoruz ki son derece düşük profilli bir siyaset yürütmektesiniz. Bir de eğer fırsat olursa Sayın Bakan, bu AB Bakanlığı'nın bütçesi doğrusu nereye harcanıyor merak ediyorum. Bununla ilgili detaylı bakanlık sayfanızdan bir şey bulamadık. Ama personel maaşı falan onları saymıyorum. Onun dışında bu bütçeden Avrupa Birliği nezdinde girişimlerimiz anlamında bir takım araştırmalar noktasında bir para harcanıyor mu? Doğrusu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Avrupa yılı ilan etmişti 2014 senesini ama öyle anlaşılıyor ki 2014 senesi yolsuzluk yılı olarak tarihe geçmiştir. Yine de teşekkür ederiz Sayın Oğan.